Güzel tavuklar var burada. Şenlikleri falan. O küçüklerden de var. Cüce koşinlerden de var burada. Şurada. Oy yedim seni. Sese bak. Küçücük şey. Sesi de giderken. Şuradaki. Of şu horoz. Bayağı büyük. Dev gibi şuna bakar mısınız? Maşallah. Kuzu kadar. Oo, ama tavuklar hepsi de birbirinden güzel. Tepelilere bakar mısınız? Kurdu. Şu horoz maşallah maşallah. At gibi ya. Çok güzel. Şu arkadaki o beyazlığı falan var şu. Kaçalım. Çok güzel. Hepsi birbirinden güzel maşallah. Daha hepsi paçalı bunlar ya. Şunlara bak. Oy, oy, oy çok güzelsiniz ya. Oo bu horoz var ya. Vuruyorsa eğer yatırır böyle. Ben fazla yaklaşmayayım ona. Oy, 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 oy. Muhteşemsin sen ya. Heh, küçüğüne bakar mısınız? Küçüğü de güzel ötüyor. Bunlar haberleşiyorlar mı birbirleriyle? Ne yapıyorlar böyle? Bunlar şu aralardan bir yer, şurada açık bir yer bırakmış. Bununla nasıl oluyor? Koşuyorlar. Açık bırakmış. Bazen dışarıda da salınıyorlar. Benim evim 2 veya 3 bina arkası burası. Bakın şurada şu anda tavuklar, horozlar. Hatta yazın şeyde ördek falan da vardı onun bahçesinde ama onu kaldırmış demek ki. Horoz sesi, tavuk sesi gayet güzel. Şimdi şehir içindeyken zaten bunları duyamıyoruz İstanbul'dayken. Ama buradayken bunları duymak çok güzel, hoşumuza gidiyor. Çünkü bunlar doğanın birer parçası. Benim o hemen arkamdaki komşum geçen sene çok şikayetçiydi benim tavuklarımdan. Tavukların, horozların seslerinden rahatsız oluyormuş. Lanet olsun böyle bir zihniyete. Yani burası şehirden uzak bir yer. İstanbul'dan uzaktayız. Biz buraya kafa dinlemeye geliyoruz ve doğayla baş başa olmaya geliyoruz. Orada iki tane, üç tane tavuğun sesinden rahatsız olmuş bu terbiyesiz. Sırf ona kızdığım için o tavukları evden çıkardım ben geçen sene. İşim kan ağlaya ağlaya. Ama ilk fırsatta bu terbiye size nispet olsun diye. Şimdi ben bu aralar çok fazla da gelme imkanı olmuyor. Biraz daha fazla kalacağım zaman, böyle tam zamanında kalma durumu olduğu zaman terbiye size nispet olsun diye alacağım. Fazla fazla da göstereceğim burada. Merhaba komşu. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol, iyiyiz. Sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ ol. Hayırdır, çekim yapıyorum. Aha. Oldu, görüşmek üzere. Efendim? Komşu Çin'le etmişti. Çin değil, o geçen sene şeydi, Musa Bey'in orası. Çok yabani otlar çıktı ya. Kendince tedbir aldı yabani ot çıkmasın diye ama onun tedbir değil, o zannetmiyorum. Şunlar üstünü örttü ki çıkmasın. Ama geldiğinde gene o. Bunlar çıkmasın diye yaptım. O yabani ot çıkmasın diye ama onun tedbiri değil ki o. Mutlaka o, çıkacaktır gene. Şunlar nedir? Taş mı, odun parçası mı şu yerdekiler? Kaylak taşına da benziyor ama. Keres. Kabuk, çam kabuğu. Kabuk. Ha, çok güzel dekor yapmış onlarla ama. Dekor yaptı. Yabani şeyler çıkmasın diye. He. O çok rahatsız da o durumdan. İnşallah istediği gibi olur. Arkadaşlar dün bahçeyi temizledim. Eşimle birlikte temizledik daha doğrusu. Dün çocuklar bize pek katılmıyor.
Daha doğrusu onların şeyi var, sınavları hazırlanıyor kızım üniversite sınavına. Oğlum aynı şekilde spora da gidiyor okulla birlikte. Hafta sonları gibi onları oluyor. O yüzden şurayı gelmiyorlar bizimle. Şuraya bakar mısınız? Hükümet dolusu yabani ot topladık bahçeden. Çünkü bahçeyi karşıdan size bir göstereyim ben. İlk halini de dün çekmiş olduğum videoda görebilirsiniz. Şöyle. Bayağı temize çıktı burası. Her taraf yabani ot doluydu. Ve aynı zamanda şeyleri de şu ağaçların da bir kısmını budama imkanım oldu. Daha da devam edeceğim. Budamaya devam edeceğim, oralacağım. Ben şöyle bahçenin içine bir gireyim. Orayı da son haliyle bir resimle şey videolarını bir çekeyim sizler için. Şu ön tarafı şuraları. 3-4 senedir böyle bu fileyle kapatmıştık. Şöyle. Köpekler de giriyor buraya. Onun haricinde bir de rüzgar falan. Şunları hep parçaladılar. Yırtıldı buralar. Buraları komple çitle çevirmek istiyorum. Tahta çitle. Hatta o da su olacaktır. Yani şurayı komple tahta çitle çevirip burayı bir türlü başarılı olarak istediğim görüntü veremedim. Şöyle önden baktığım zaman çiçeklik olsun istiyorum. Şöyle zakkumlar falan koydum ama beklediğim olmadı bir türlü. Beklediğim gibi olmadı. Şunlar iki tane, dört tane daha doğrusu kestim diğerlerini biraz. Geçen sene böceklerle falan oldu. Şöyle kesilmiş bu. Orada da var. Yeni sürgünler var. Bunlar erik ağaçları. Normal yemeğe çok iyi değil. Çok şey değiller. Şöyle güzel gelişler. Bunları çeliklemeyle yaptık. Mehmet abi vardı. Şu karşıdaki komşumuz Mehmet abi. Şu girişte şurada bayağı bir iğne ağacı vardı. Kesti onu. Kesince onlardan hasapladık. Bizim orada var. Hakan'ın orada var. Komşumun. Hakan'ınki bayağı gelişmiş zaten. Bakar mısınız şuna? Hakan şeylerini şuradan ne durumdadır? Onda da gene yabani otlar. O zaten olmazsa olmazdı buraların ama iyi ki Hakan'ın kuşları yok burada. Olsaydı hemen oraya yolacaktık bunu. Bakar mısınız şuralara? Kuş parçalamışlar burada. Hakan videoda dün telefonla konuştuğumuzda üzümlerini sordu. Vay 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 maşallah çok güzel gitmiş ya bunlar. Bakar mısınız? Telin başına kadar çıkmış bu. Burada da var. Bunlar üzümleri. Bunları geçen sene çelikleme yaptığımda ben gelip saplamıştım oralara. Oldukça güzel bunlar hepsi. Üzümleri çok güzel maşallah. Benimkiler iyi çıktılar. Bakar mısınız? Yerini sevdi bunlar demek ki. Şurası boylu boyuna. Onlar zaten bütün şu telleri sarar götürür. Burası da Mehmet abinin bahçesi. Benim babaannemin. Burada da domatesler falan duruyor. Ama dökülmeye başlamış onlar. Şurada çok güzel bir tut ağacı var. Şu yok. Bana da çelikleyip yapmasını söyledim ama siyah tut ve kocaman kocaman. Bu armut ağacı, elma ağacı. Çok büyük. Tutları çok güzel, tadı da çok güzel ve boyutları büyük. Bu Hakan'dan bize kalmıyor. Hakan maşallah. Yeri keşfettiğini tamamdır. Orayı kurutana kadar gider gelir alır yer. Bahçeye girelim.
Ayşe olsa benim tavukların yediydi. Buraya da gelemeyince böyle bıraktık. Tavuklar buradayken buraların böyle yeşil kalmasının imkanı var mıydı? Mümkün değil. Şu an tavuklar olmadığı için burası da böyle gene çevriliydi. Bayağı file kullanmışım ben buralarda. Şöyle kümesimiz burası. Kısmet olursa inşallah tekrar ilk fırsatta tavuklarımızı falan alıp devam etmek istiyorum. Bakalım içeriye girelim. Bayağı açıldı buralar. Dünkü halini görmüş olsaydınız çok berbat bir haldeydi buralar. Şu yerleri falan hep tırmıkla o yaprakları toparladık. Bayağı temize çıktı. Dün de tırmık aldık bir tane, bizimki kopmuştu. Bizim eskisi bu. Şu koptu, kırıldı bu. Çok kaliteli bir şey değilmiş herhalde. Bir tane tırmık aldık böyle. Bir de şey, budama makası. Budama makasımız kaybolmuştu. Şunlara bakar mısınız? Bunlar önceki dönem, geçen seneki atmış olduğumuz şeyler. Neydi bunlar? Marul. Tohum dökmüşler. Her taraf marul dolu. Bu sene marula para vermeyeceğiz. Şunlar kara lahanalar. Kara lahanaları buradan alıp seyrekleyip şu karşı tarafa da koymuştum. Şöyle burası boylu boyuna kara lahana dolu. Gidiyor burası. Bu hünle bu budadım. Şurada da maşallah. Oo, etrafa bile yayılmış bunlar. Neydi bunlar? Allah Allah, adını unuttum ya. Şunlar maydanoz da, bunlar da dereotu, pardon, dereotu bunlar. Burası dereotu, yeni tohumlar dökmüşler buraya ama o rüzgarın esintisiyle bakın kasanın dışına bile taşmış. Şunlar da maydanozlar, maydanozlarımız çok güzel maşallah. Bakar mısınız? Bir tanesine dokunuyorsun, bütün koku salıyor her taraf. Parmak için. Bu da bizim duman. Duman ne kadar biliyor? Eski videolardan görebilirsiniz. Eski videolarda çok daha farklıydı ama aşkım benim. Çok tatlısın sen. Çok tatlısın. Geldiğinden beri burada en misafirperver olan bu. Geldiğinden beri yanımdan ayrılmıyor. Peşimde dolanıyor böyle. Bak. Yedim seni be. Yedim seni. Çok tatlısın. Ama dün unuttum. Bunu yemek artıkları verdik şimdi. Dün çarşıya çıktığımda unuttum buna mama almayı. Ama neden bir fırsatta mamasını alayım da. Benim aşkım aç kalmasın burada. Önceki senelerde sıkıntı olmuyordu. Bunlar devamlı. Sürekli kalan komşular vardı burada, yediriyordu bunları ama şimdi öyle olmuyor. Kalan çok fazla yok. Fazla olmayınca da aç kalıyor bunlar. Şuraları da çim biçme makinesine gerek kalmadı. Eşim sağ olsun, bakın orağı çok iyi kullanıyor. Orak'la birlikte buraları kese kese bu hale getirdim. Oldukça güzel. Tertemiz yaptık burayı. Her şey geldi bana. Aspansını ezdik ya. Şurada bir arkadaştan hediyeler geldi bana böyle. Bakın. Şu biberiye fidesi. Bir de şunlar geldi ama bunların ne olduğunu anlayamıyorum ben. Anlayamadım ne olduğunu ama. Bunlar sarmaşık gibi bir şey sanırım. Bunları köşelere doğru ekeceğim. Şunu şöylece keseyim de. Keseceğim.
Bayağı da var, 5-6 tane şey var böyle. Şunlardan şöyle 5-6 tane var. Şunlar da biberiye fideleri. Şöyle. Bunları birazdan dikeceğim ben şuralara. Biberiye zannedersem güneşi seviyor. Biberiyenin şeyini de ben çayını falan veya sos olarak çok seviyorum. Şuraya ekmek istiyorum. Güneşli alır hem. Duman. Aşkım. Ezileceksin ama ayaklarımın altında. Hep buralarda. Peşimde dolanıyor benimle birlikte. Bir sefer farkında olmadı. Bassın bunun üzerine. Bir bitirme alabilir beni. Belli olmaz bunun işi. Ama kızım, kızım da diyorum denir ama bu kız değil aslında, erkek. Alışkın olduğum için hep kızım diyorum ben. Dumancık. Kuzuyu yatırma. Kuzunun birinin kulağı zaten kırılmış. Bakar mısınız? Yerdeydi az önce, aldım onu yukarıya. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.